180 saniyede Jules Caesar. Jules Caesar veya Julius Caesar M.Ö. 100 yılında Roma'da doğdu. Annesi Aurelia, babası Gaius Julius'tur. Jules Caesar hayatı boyunca 3 evlilik yaptı. İlk evliliğini Cornelia Cinilla ile yaptı ve bu evlilikten Julia adında bir kızı doğdu. İkinci evliliği M.Ö. 67 yılından boşandığı M.Ö. 61 yılına kadar Pompeia ile oldu. Üçüncü evliliği ise Calpurnio Pisonis ile M.Ö. 59 yılından Caesar'ın öldüğü M.Ö. 44 yılına kadar sürdü. İkinci ve üçüncü evliliğinden çocuğu olmayan Caesar'ın gizli aşkı olduğu iddia edilen 7. Kleopatra'dan Caserion adında M.Ö. 47 yılında bir oğlu oldu. Ptolemy Caesar adıyla firavan olan bu çocuk 17 yaşında Caesar'ın evlatlık varisi Octavius tarafından öldürüldü. Son olarak da evlatlık oğlu Gaius Julius Caesar Octavius'tur. Büyük bir devlet adamı olan Julius Caesar aynı zamanda oldukça ünlü bir yazardır. Caesar politik davranışlarında çoğunlukla halk tarafını tutmuş, Romalı asillerin halk üzerinde baskılarını kaldırmaya çalışmıştır. Daha sonra hatiplik öğrenimi için Marcus Tullius Cicero'nun da öğretmeni olan Rodos'a ünlü öğretmen ve hatip Apollonius Molon'un yanına gitti. 5 yıl sonra Roma'ya döndü. Kendini tamamıyla siyasete vererek Pompeius'un tarafını tuttu. Ayrıca Caesar Ege Denizi'ni geçerken Kilikyalı korsanlar tarafından kaçırıldı ve 12 adalardan biri olan Küçük Farmakos adasında tutsak edildi. Korsanlar fidye olarak 20 talent altın istemeye karar verince Caesar 50 talent altın istemeleri konusunda ısrar etti. Fidyenin ödenmesinden sonra serbest bırakılan Caesar bir donanma topladı ve korsanları kovalayarak yakaladıktan sonra Bergama'ya hapsetti. Asya eyaleti valisi korsanları idam etmeyi reddederek onları köle olarak satmayı tercih etti. Ancak Caesar kıyıya geri döndü ve tutsak olduğu zaman söz verdiği gibi korsanları çağırmaya geldi. Caesar kuvvetli rakipleri olan Marcus Tullius Cicero ile Cato'nun Roma'dan uzaklaştırılmasını sağladıktan sonra M.Ö. 58'de Galya'ya girdi. 8 yıl içinde Ren nehrinden Pirenelere kadar bütün ülkeyi ele geçirdi. Tam bir zaferle sonuçlanan Galya seferinden sonra Caesar aldığı zengin ganimet ve tecrübeli ordusu sayesinde Roma'nın en güçlü adamı oldu. Bundan sonra Pompeius'u Yunanistan'a kadar takip eden Caesar onu M.Ö. 48'de Parpelus'ta yapılan meydan savaşında yendi. Ardından Anadolu'ya geçerek burada Pompus kralı Parkenes'i mağlup etti. Zaferini Senato'ya geldim, gördüm, yendim şeklindeki ünlü sözüyle bildirdi. Julius Caesar'ın daha sonraki zaferleri birbirini kovaladı. M.Ö. 45 yılında İspanya'da Pompeius'un iki oğlunu yenilgiye uğrattı. Bu başarılarının ardından Caesar Roma İmparatorluğu'nda bütün yetkinin tek sahibi oldu. Julius Caesar M.Ö. 44 yılında ömür boyu diktatörlük elde edince bunu kabul etmek istemeyen aristokratlar başlarında Brutus ile Cassius olmak üzere bir suikast hazırladılar. Julius Caesar M.Ö. 15 Mart 44 tarihinde Roma'da 56 yaşında senatodayken öldürüldü. Brutus'u suikastçılar arasında gören Caesar'ın son sözleri ise "Sen de mi Brutus oldu?" Caesar'ın ölümünden sonra Roma İmparatorluğu 500 yıl boyunca Caesar'ın fetihleri sayesinde gücünü korudu. Hatta Caesar'ın ölümünün ardından evlatlık oğlu olan Gaius Julius Caesar Octavius Augustus adıyla Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru olmuştur. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.